mücadele için aldın ama içine bunu koydun. Neden? Geniş kitlelere ulaşamıyor artık AKP. Kendi yandaşlarını beslemek için bu tip yöntemlere gidiyor. Erdoğan da beni çekiyor. Yani şey yaptım geçen de yine. Evet. O yüzden dikkatli oluyorum Erdoğan'ın karşısında. Evet. Üç tane fezleke var. Evet. Olsun. Beş tane olsun. Hiç sorun değil arkadaşlar. Biz inanın Cumhuriyet Halk Partililer olarak hepimiz bedel ödemeye, içeri girmeye, ölmeye hazırız. Bu ülke için. Neden? Biz faşist bir idareyle yönetilmek istemiyoruz. Biz demokrasiyi istiyoruz. Sonuna kadar demokrasiyi. Herkese demokrasi istiyoruz. Ama bütçede gördük. 80 milyonu ilgilendiren hiçbir şey yok. Bütçe açık veriyor. Bir baktık ki 6,5 milyar lira bir harcama var. 6,5 milyar lira dediğimiz 6,5 katrilyon. Bu niye diye incelediğimizde bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yap işlet devrette. Hani diyor ya köprü yaptım. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü. Onun verdiği taahhüt var. Yap işlet devrette diyor ki buradan 40 bin araç geçecek, 10 bin araç geçiyor. Onun paralarını kim ödüyor? Biz. Şimdi o paralar gelmeye başladı. Nerede? Bütçede gördük. 6,5 milyar iki tane müteahhite verilecek bir gider. Yani hiç köprüden geçmeyen bir vatandaşımız orayı ne yapıyor? Para ediyor. 6,5 milyar ne demek ben size şöyle bir anlatayım. 15 milyon çiftçimiz var. Toplam tarım bütçesi 14,5 milyar. Yani 15 milyon kişiye 14,5 milyar veriyorsun ama iki müteahhite 6,5 milyarı gözünü kırpmadan ödüyorsun. Ve bu 25 yıl. 25 yıl daha ödeyeceğiz. O köprülerden kimse geçmiyor ama taahhüt edilmiş. Buradan parayı hazineden ödüyorlar. Yani AKP bu arkadaşlar. Ve Türkiye şu anda olağanüstü koşullarda yönetmeye çalışıyor, yönetemiyor. Varlık fonu kurdu. Varlık fonu çok gelişmiş ülkelerde vardır. Yer altında kaynağınız vardır. Bütçeniz fazla verir, onunla gelecek nesillere varlık aktarabilirsiniz. Ama AKP bazı kurumlarımız var. Ziraat Bankası gibi, Çaykur gibi, BOTAŞ gibi. Bu kurumlara son kararnamede, kanun hükmünde kararnamede borçlanma yetkisi aldı. Yani şimdi terörle mücadelenin bununla ne ilgisi var? Ama AKP bir defa tek adam rejimini dayatmaya çalışıyor. Türkiye'yi bu şekilde yönetmeye çalışıyor. Meclisi bypass edip bize bütçeyi çıkarttı. Eğer 2019'da tekrar bunlar başa gelirlerse %50.1 alırlarsa bütçe de yok artık. Sarayda bütçeyi yapacaklar, koyacaklar. Tek adama bu yetki de maalesef verildi. 2019'dan itibaren geçerli olacak. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak armut mu toplayacağız arkadaşlar? Biz de mücadelemizi yapacağız. Ve en büyük güvencemiz sizsiniz. Örgütlerimiz. Örgütlerimiz ve tüm üyelerimiz, tüm partililerimiz bunu çok iyi bilmek zorundalar. Çok çalışarak AKP'nin bu tek adam rejimini indirmek zorundayız. Yoksa bakın işte buradan bir yürüyüş gerçekleştirdik. Dedik ki çiftçiler buğday 80 kuruş yine olmaz dedik. Çünkü adam şortunu giyiyor, kotrasına yatına biniyor, 1 lira 70 kuruştan mazot kullanıyor, güneşin altında güneşleniyor ama benim çiftçim 5 liradan mazot alıyor. Şimdi ikisine bir farklı uygulama var. Çiftçiler toplandılar. Dediler ki ya şu Keşan'da bir yürüyelim. Buradan İspat Camii'ye doğru aşağı doğru bir yürüyüş yapalım. Herkese ders sallayalım. Polisler geldi. Dedi ki yok yürüyüş yapamazsınız. Neden? O hal var. O ara bir vatandaş geldi. O yürüyüşe karşı. Ya siz ne yapıyorsunuz? Ben iyi bir çiftçiyim. Benim öyle bir sıkıntım yok. Aldı sopayı bizden birine vurdu. Allah göstermesin öldü. Terörle mücadele yaptığı için o suçsuz, bizimki suçlu oluyor. Bakın, gelen budur.
bu kanun hükmünde kararname budur. Ne kadar, her ne kadar Adalet Bakanı dese ki bu 15 ve 16 Temmuz günü oldu, yine aynı anayasayı yapan Burhan Kuzu ne diyor? Bundan sonra da bunlar gerçekleşecek. Dolayısıyla neyle karşı karşıya olduğumuzu bilelim. Yani Türkiye çok zorlu bir sürece girmiştir. Bütçesi açık veriyor ve tek adama çok ciddi haklar verilmiştir. Örneğin savunma sanayi müsteşarlığı şu anda tek Cumhurbaşkanı'na bağlanmıştır. Savunma sanayinin bağlanması değil, orada çok para var arkadaşlar. 2016 Temmuz'undan sonra bir kararnameyle savunma sanayinin sadece 3 milyar lirasını almışlardı. 3 ay sonra ödemek şartıyla. Ödemediler. 3 milyar gitti. Ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi tamamen bağlandı. Manadasına dolduruyorlar hocam. Manadası konusuna gelince biz bir belge çıkardı genel başkanımız. Dedi ki burada bir transfer söz konusu. Önce böyle bir belgenin sahte olduğunu söylediler. Fotokopi olduğunu söylediler. Sonra para sadece gitmiş, gelmemiş dediler. Biz de dedik ki madem sahte, gelin mecliste bir araştırma komisyonu kuralım. Sahte mi değil mi karar verelim. Kabul etmediler. Ondan sonra savcılığa başvurun dediler. Noter aracılığıyla belgeyi çoğalttık. Savcılığa başvurduk. Daha bir geri dönüş yok. Yani Türkiye'nin savcıları karar veremiyorlar mı acaba böyle bir işlem olup olmadığına? Onun için bizim belediyelerimize saldırırlar. Belediye başkanlarımıza zaten personelden çok müfettiş ağırlıyorlar. Misafirden çok müfettiş ağırlıyorlar. Sürekli geliyorlar. Bir açığımızı bulmak için. Bulamazlar. Çünkü biz sosyal demokrat belediyecilik yapıyoruz. Ciddi anlamda halkla birlikte kaynaklarımızı kullanmaya çalışıyoruz. Yani durum vahimdir ama daha vahimi bunu medya hiçbir şekilde açıklamıyor. Ben o yüzden tekrar burada huzurlarınızda yerel medyamıza çok teşekkür ediyorum. Yerel basın bizi her zaman sahipleniyor, bizim haberlerimize yer veriyor ama maalesef havuz medyası dediğimiz kanallar sanki Bizans yanarken lir çalan biri vardı. Aynen öyle. Türkiye cayır cayır yanıyor. Dış dünyada itibar kaybediyor. İçeride eğitim sistemini